G20 zirvesi vardı Buenos Aires'te ve bu zirveye Bayan Merkel ilk gün katılamamıştı. Nedeni de Bayan Merkel'i taşıyacak uçağın arızalanmasıydı. Almanya yeni bir uçak bulamamıştı, Merkel'i uçuramamıştı. Merkel sonra tarifeli seferle gitmişti. Bazıları bunu çok manidar bulmuştu, çok hoşlarına gitmişti. Ne kadar güzel, Almanya Başbakanı mütevazi şekilde tarifeli uçakla uçuyor diye. Almanya, Bayan Merkel'e yeni bir uçak almaya karar verdi. Savunma Bakanı açıkladı geçen gün Ursula von der Leyen. Dedi ki çok utanç vericiydi Buenos Aires'teki durum. Açılış töreninde Merkel yok. Herkes bakıyor nerede Merkel diye. Hatta işte ön safı sıklaştıralım da Merkel'in yokluğu belli olmasın. Şöyle biraz kayın efendim falan yaptılar. Yani tam bir şenlikti Buenos Aires. Şeyi de kaçırdı. İki önemli randevusunu da kaçırdı Merkel. Sonra ne alacaklar? Şöyle Almanya'nın parası yok değil. Almanya'nın parası var. 300 milyon euro ayırmışlar. Almanya... Askeri maksatlı bir şey almaktan korkuyor. 1945 sendromu olarak. Yoksa evet alırlar ama aldıkları zaman resmi uçak olacak, askeri nitelik taşıyacak. O zaman 1945 sendromuna kapılıp almamaya çalışıyorlar. Bu yüzden almıyorlardı. Şimdi artık mecburen alacağız diyorlar. Ne alalım? İşte 330 ya da 350, 350'ler yeni çıkıyor. 350 model Airbus yeni model, ondan alabiliriz diyorlar ya da başka bir 330 alınabilir. Başka ilginç bir durum daha var. Yani hala Almanya'nın başbakanını bir uluslararası toplantıya yetiştirememesi olayı ilginç. Ekibin uçuş saati dolmuş, yeni ekip bulamamışlar. Koskoca Almanya'da uçak uçuracak, başbakan uçağını uçuracak dinlenmiş iki pilot da bulamamışlar. Yani sırf uçağın yokluğu falan değil. Pilot ve mürettebatın yokluğu da ayrı bir sorun. Almanya neyse şimdi artık ders almış. Bayan Merkel'e yeni bir uçak alınıyor.